Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Analitik geometride belli bir mesafeyi geride bıraktık. Analitik geometri 3 dersindeyiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte bir doğru parçasını içten ve dıştan bölmeyi anlatacağız. Ama sen bu konunun ne kadar zor olduğunu herhalde kitaplarda görmüşsündür. Bir sürü formül paylaşıyorlar. Biz bu olayı formülsüz halledeceğiz. Var mısın? O halde ders başlasın. İlk başlığımız gelsin o halde. Bir doğru parçasını belli bir oranda bölme dedik. Artı formülsüz dedik. İlk başlığımız şu arkadaşlar. Bir doğru parçasının orta noktası nasıl bulunur? Şimdi koordinat düzleminde bize bir doğru parçası verilsin. Bu doğru parçasının bir başlangıç bir de bitiş noktası olur. Biz buna A ve B noktaları diyelim. İşte bu iki doğru noktanın tam orta noktasını C noktası olarak belirleyelim. Bu koordinat nasıl bulunuyor bunu arayacağız arkadaşlar. Şimdi biz C'nin koordinatlarını arıyorsak şunu yapmamız gerekecek. Gerçekten çok kolay bir formül var. X1, X2 bölü 2 Y1, Y2 bölü 2 yapacağız. Çünkü tam ortasındaki nokta. Yani sen X1 ile X2'nin tam ortasındaki noktayı arıyorsun. İki sayının ortasındaki yer nasıl bulunur? İki sayı toplarsın, 2'ye bölersin ki biz de bu formülümüzde aynısını yaptık. X'leri topluyoruz, 2'ye bölüyoruz. Y'leri topluyoruz, 2'ye bölüyoruz. Bu en kolayıydı. Gel örneğine bakalım. Ardından içten ve dıştan bölümü anlatacağım. En temel örnek. Uç noktaları verilmiş AB doğru parçasının orta noktasının koordinatlarını bulun diyor. Ben hemen sana şeklini çizeyim. A'nın noktası yani A noktası burası olsun. Eksi -8'e 7 koordinatlarında. B'nin koordinatları 2'ye 14. Bunları yazdık arkadaşlar. Bizden tam ortasındaki nokta isteniyor. Yani bu doğru parçasını tam ortadan ikiye bölüyorum. Oranın koordinatları ne olsun? x'e x0'a y0 şeklinde yazalım. Gel önce x0'ı elde edelim. Nasıl bulacağız arkadaşlar bunu? x değerlerini toplayacağız. 2'ye böleceğiz. Eksi 8 var. Artı 2 var. Bunları topla 2'ye böl. Eksi 8 artı 2 daha. Eksi 6'dır. 2'ye böldün cevap ne geldi buradan? 3 geldi. Gel bir de y0 değerini bulalım. y0 değeri için 7 ile 14'ü toplayıp 2'ye bölüyorum. 7 artı 14 bölü 2. 7 14 daha ne yaptı arkadaşlar? 20 tam 20 mi? 21 yaptı. 21 bölü İki değeri de buradan geldi. Peki biz x0, y0 yani c noktasını arıyoruz. Buranın koordinatları ne oldu? 3,21 bölü 2 aranan orta noktadır. Tamam mı? Bu oldu. Gel şimdi bir sonraki örneğimize bakalım. Analitik düzlemde verilmiş yine iki nokta var. Buna göre ab doğru koordinatları isteniyor. Daha doğrusu orta noktası isteniyor. Yine aynı şeyi sormuşuz. Amacımız burada senin bilgini pekiştirmek. Eksi 3'e 7 noktası. B'nin koordinatları 1'e eksi 1 noktası. Ne kadar kolaydı değil mi? Tam orta noktayı arıyorsun. O halde x'leri y'leri toplayıp 2'ye bölüyorsun. x0 diye dedim. x1 bölü x2 yazdım. x1 değeri nedir? Eksi 3'tür. x2 değeri nedir? 1'dir. Bunları toplayıp 2'ye bölüyorum. Eksi 2 bölü 2'den x1'in cevabı özür dilerim. x0'ın cevabı eksi 1 geldi. Şimdi geldik y0 değerini bulmaya. Y0 değeri için Y'lerini topladık ki 7 eksi 1 geliyor oradan. Bir de bölü ikisi var. 6 bölü 2'den doğru cevap buradan ne geldi? 3 geldi. Artık C noktası yani orta noktanın koordinatlarını buldum. Eksi 1'e 3 noktası bizim orta noktaların koordinatıdır. Peki hep böyle temel sorular mı gelir? Hayır gelmez. Ne mi gelir? Gel bak bir sonraki soruda sana onu verdik. Bu da farklı soru tarzı a 2 virgül b eksi 2 virgül 3, c n virgül n artı 1 noktaları doğrusaldır. Ha, aynı doğru üzerindeymiş bunlar. O halde bir doğru çizdim. Noktaları nereye koyacağımı şimdi karar vereceğim. a b eşittir b c. Yani a noktasıyla c noktasının tam ortasındaki noktaya biz ne demişiz? b noktası demişiz. Bakın bu uzunluklar birbirine eşit. Bunların koordinatlarını yazmaya çalışalım. 2 virgül eksi 2 virgül 3. Buradan da n virgül n artı 1 değerlerini yazdım. AC doğru parçasının uzunluğunu arıyorum. O halde M'yi de N'yi de bulmam gerekiyor. Peki nasıl bulacağız arkadaşlar bunu? Dikkatle bakın. Şimdi x değerlerini toplayıp 2'ye böldüğümde kimi bulmam lazım? Eksi 2 bulmam gerekiyor. Neden? Tam orta nokta o şekilde bulunuyordu çünkü. O halde eksi 2 eşittir diyorum. N artı 2 bölü 2. Bu denklemi çözmem lazım. Ne yazalım? Bunun altına bir 1 yazalım. İçler dışlar çarpımı yapalım. N artı 2 eğer eksi 4'e eşitse N'nin cevabı buradan eksi 6 olarak bulunur. Tabi soru bitmedi. Gel bakalım bir C koordinatını baştan yazalım. Eksi 6 virgül eksi 5 şeklinde bir koordinat elde ettik. Şimdi M'yi bulma zamanı. M'yi nasıl bulacağız? Yine Y değerlerini toplayıp 2'ye böldüğümde kimi elde etmem gerekir? 3'ü elde etmem gerekir. O halde 3 eşittir diyorum. M değeriyle daha doğrusu Y değeri olan M ile eksi 5'i topluyorum ve 2'ye bölüyorum cevap 3 çıktı. Güzel. İçler dışlar çarpımı yapalım. Buradan m eksi 5'in cevabı 6 gelecektir. m'nin cevabı eksi 5'i karşıya attığımda 6 olarak bulundu. Şimdi dur bakalım bir. A'nın koordinatlarını baştan yazalım. 2 virgül 11 A'nın koordinatlarıdır. C'nin koordinatları da eksi 6 virgül eksi 5'tir. Soru bizden A, uzunluğunu istiyor. Bir önceki videoyu hatırla. İki nokta arasındaki uzaklık formülü neydi? Gelin birlikte yazalım. X'lerini birbirinden çıkarıyorsun. Karesini alıyorsun. Y'lerini birbirinden çıkarıp yine karesini almayı ihmal etmiyorsun. Biz de alalım bakalım. X ne var yukarıda? 2 var. 2 eksi eksi 6'nın karesini alıyorum. Artı dedim. 11 var. 11 eksi eksi 5'in karesini alıyorum. Parantezlerimi kapattım tabi bu arada. Şimdi işlemleri yapalım. Burası artı 6 oldu. 6 2 daha 8. 8'in karesi. Artı. Buradan ne geldi? Artı 5 geldi. 5 11 daha ne yaptı? 16 yaptı. Ki o da 16'nın karesi. Şimdi karelerini alıp yazalım. 8'in karesini aldım. 64. 16'nın karesini aldım. 256. Bu değerleri topladım. 64, 256 daha. 320 çıktı. Peki kök dışına 320 nasıl çıkar? Gelin onu kenarda da uğraşıp çıkartalım. 32 çarpı 10 şeklinde yazılabilir. Peki 4 kere 8 32 mi? 4 kere 8 32. Peki 4 çarpı 8 yazdım. 10 yerine de 2 çarpı 5 yazdım. Başka ne yapılabilir burada? 2 üzeri 3 buradan, 2 üzeri 2 buradan, 2 üzeri 5'tir bunun sonucu. Buradan 2 çarpı 5 geliyor. Buradan da 2 üzeri 6 çarpı 5, 320 ifadesinin ta kendisidir. Peki biz bunu kök içerisine aldığımızda ne yapıyorduk? Üstü çift olanı 2'ye bölüyorduk. 6'yı 2'ye böldün, 2 üzeri 3. Dışarı çıktı 8 olarak, kök 5 içeride kaldı. O halde uzaklık kaçmış? 8 kök 5 olarak bulunmuş. Sıradaki sorumuz da yine orta noktayla alakalı ama gerçekten güzel bir soru. ABC üçgeninin köşeleri verilmiş. Buna göre AC kenarına ait kenar ortay uzunluğunu bulunuz diyor. Hemen bir tane ABC üçgeni çizelim arkadaşlar. Tahmini bir tane ABC üçgeni çizdim. Ne istiyorsun sen benden? AC kenarına ait kenar ortay uzunluğunu. Şimdi AC kenarına ait kenar ortay uzaklığı burası olsun. Ve kenar ortayın ne anlama geldiğini biliyorsundur herhalde. İki noktanın tam ortasından bölmesi gerekiyor. Daha doğrusu doğru parçasını tam ortasından ikiye bölmesi gerekiyor. Burası AC kenarına ait kenar ortay. AC kenarına ait kenar ortay. Burası B noktasının koordinatları. Şimdi yazalım bakalım. B'nin koordinatları eksi 3'e eksi 1. Bunu yazdık. A'nın koordinatları 0'a 4. C'nin koordinatları 4 virgül eksi 2. AC kenarına ait kenar uzunluğunu bulunuz diyor. Uzunluğu bulmam için öncelikle tam orta noktayı bulmam gerekiyor. Gelin biz bu orta noktaya K noktası diyelim. X0 ve Y0'dan oluşsun. Peki orta nokta nasıl bulunurdu? X0, X'leri topla 2'ye böl. Bak buradan 0 geldi. Yan taraftan 4 geldi. 2'ye böldük. 4 bölü 2'den ne geldi? 2 olarak bulundu. Bunu yazdım. Şimdi geldik y0'ı bulmaya. Y değeri burada 4, burada eksi 2. Toplayalım bunları. 4 eksi 2 bölü 2'den 2 bölü 2 gelir ki buradan da doğru cevabım ne geldi? 1 geldi. Artık k noktasını biliyorum arkadaşlar. 2 virgül 1 noktası. Biz kenar ortayın uzunluğunu istiyoruz. Yani şuradaki uzaklık eğer x'e eşittir soru işareti. Uzaklık formülü nedir? Bakın bulmak istediğimiz iki nokta arasındaki uzaklıktır. BK arasındaki uzaklık. Bir önceki soruda da yazmıştık. Bir önceki videoda da vermiştik. Bu formülü aynen yazıyorsun unutmuyorsun. Şimdi gel bakalım x'lerini birbirinden çıkaralım. Eksi 3 var bir tarafta. Bir tarafta 2 var çıkardım. Eksi 2'nin karesini aldım. Y1 dediğim değer eksi 1. Burada y1 2 dediğim değer 1'dir. Arasına çıkartma işlemi yazdık. Eksi 1 oldu. Gel bakalım. Eksi 5'in karesinden 25 artı 1 1 daha 2 iki. 2'nin karesinden 4. Peki buradan sonuç ne gelecektir? Kök 29 olarak bulunacaktır. Demek ki benim kenar ortayımın uzunluğu kök 29'muş. Orta nokta ile ilgili karşına gelebilecek soru tiplerini hallettik. Şimdi geldik asıl işe. Bir doğru parçasını içten bölme. Aynı şekilde bir başlık daha atacağız. Bir doğru parçasını dıştan bölmeyi anlatacağız. Peki içten bölmede ne yapacağız hocam? Önce onu bir anlat dersen. Şimdi bize bir A noktası, bir B noktası verilecek. Belli bir oranda C noktası sorulacak. Bunun için kullanılması gereken formül yan tarafta. Ama hocam sen formülsüz demiştin. Evet arkadaşlar ben bu formülleri kullanmayacağım. Örneği soru üstünde sana anlatmaya çalışacağım. Gel bakalım sorumuza bakıyoruz. A noktası belli, B noktası belli. AB doğru parçasını C, A bölü C, B eşittir 3 oranında içten bölen C noktasının koordinatları isteniyor. Peki dediği şeyi bir çizmeye çalışalım öncelikle. Bakın A noktası burada. B noktası burada. Peki hocam burayı nasıl çizeceğiz? Bakın bunun altında kaç var? 3 var. C ile A arası 3K ise C ile B arasını 1K olarak alacağım. Demek ki C kime yakın? Tabii ki B noktasına yakın. Bakın C'nin koordinatını yazdık. Burası bir tane K iken buranın tamamı kaç K olarak bulunacak? 3K olarak bulunacak. Güzel bunu da yazdık. Güzel gidiyoruz. Şimdi koordinatları yerine yazalım arkadaşlar. Yazdık 9'a eksi 11'i de buradan ekledik. Ben buradan x ve y'yi bulmak istiyorum. Şimdi çok güzel bir taktik geliyor arkadaşlar. Eksi 3 ile 9'un arası toplamda kaç k olarak verilmiş? Yukarıdan kontrol edebilirsin. 4k olarak verilmiş. Peki biz eksi 3 ile 9 arasındaki mesafeyi bulmak istiyoruz. Kısaca 4k eşittir. Eksi 3 güzel. Eksi 9 yazıyorum. Aradaki uzaklığı bulmaya çalışıyorum. Ne kadar birim uzaklık var arada? 4K eşittir. Eksi 12'dir. Mutlak değerce yazdığım için uzaklık istediğim size de söylediğim gibi 12 olarak dışarı çıktı. 4 tane K 12'ye eşitse K değeri buradan kaç olarak bulunur? 3 olarak bulunur. Bu arada biz X değeri için uğraşıyoruz şu an. K değeri 3 çıktı. C'ye gitmek için kaç tane K kullanıyorsun? 3 tane K. 3 çarpı 3'ten ne olacak? 9 olacak. Peki eksi 3'ten 9'a ne yapmış? Artmış. O halde 9 arttırıyoruz. Arttırıyoruz. Bunu yazdım. Peki bunu nereye ekleyeceğim hocam? Eksi 3 değeri vardı. 9 birim artı 9 birim sağa gittik. Bunu eklediğimde doğru cevap ne geldi? 6 olarak bulundu. X cevabı 6 olarak bulunur. Hocam ben tam anlamadım. Gel bunu bir de Y değeri üstüne gösterelim. Tam olarak aklına yatsın. Şimdi Y yer değeri 5 değerinden kaça fırlamış? Eksi 11'e gitmiş. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle oradan oraya kaç K kullandım yine? 4 tane K uzunluk kullandım. Uzaklık arıyorum. 5 ile eksi 11 arasındaki mesafe kaç birimdir? Yani birbirinden çıkar mutlak değerini al. 4K eşittir. 5 artı 11'den 4K'nin cevabı buradan 16 olarak geldi. K kaç çıktı? Bu sefer 4 geldi. Biz kimin için uğraşıyoruz? Y değeri için. 3'ten kaça gitmişim? Eksi 11'e gitmişim. Azalmışım. O halde biz sağa doğru azalıyoruz. Bu sefer azalıyoruz. Az önce ne çıkmıştı? Artıyor çıkmıştı. Biz kaç birim azalacağız? Buradan bu tarafa. Y değerine ulaşmak için 3K birim. 3 çarpı 4 azalt. 3 kere 4'ten ne var? 12 azalt diyorum o halde. Benim değerim neydi arkadaşlar? 5'ti. 5'ten kaçı çıkarıyorum? 12'yi çıkarıyorum. Elde ettiğim değer kaç? Eksi 7. O halde Y'nin koordinatı kaç olacaktır? Eksi 7 olacaktır. Böylelikle C'nin koordinatlarını bulmuş olduk. 6'ya eksi bu sorunun doğru cevabı. Biliyorum kafanda soru işareti var. Ya başlasa ya bir sonraki soru için sabret. Bekle. Gel burada tamamen artık konuyu. Analitik düzlemde yine iki nokta var. AC bölü BC oranı 1 bölü 2. C noktası alınıyor. C noktasının koordinatlarını bul. Yine aynı tarz soru. Şimdi aldık önümüze. Doğrumuzu çizdik. A noktasıyla B noktasını gösteriyorum hemen. A noktası burada olsun. B noktası burada olsun. Bakın. A ile C'nin arası 1K iken B ile C'nin arası kaç K? 2K. Yani A, C, A noktasına daha yakın. Hemen çizdim. Burası C noktası. Buradan burası 1K iken C ile B arası kaç K olarak alınıyor? 2K olarak alınıyor. Bunu anladın. Burada sıkıntı yok. Tamam. Peki koordinatları yazalım artık. 1'e 2 noktası, 7'ye eksi 10 noktası. İlk olarak kimle uğraşıyorum? X'lerle uğraşıyorum. Bu arada aradığım nokta x virgül Bakın 1, x, 7. Bu aradaki mesafe x için inceleme yapalım. Kaç tane k ilerlemişim? Toplamda 3k ilerlemişim. Peki ilerlerken birden kaça çıkmış? 7'ye çıkmış. Arada kaç birimlik yolculuk yapmış? Bunu bulalım mutlak değerce. 3k eşittir. Eksi 6. Dışarı nasıl çıkacaktır? 6. 6 olarak çıkacaktır. K'nin değeri de buradan 2 birim olarak bulunur. Ey güzel arkadaşım. birden kaça çıkmışın? 7. Demek ki bu tarafa doğru sağa doğru ne yapıyorsun? Artıyorsun. Artıyoruz. Güzel. Kaç k ilerlemişsin? Bir tane k ilerlemişsin. 1 k 2 idi. X değeri 1'di. 2 birim sağa doğru artış olduğu için ekliyorum. Cevap ne çıktı? 3. Demek ki x'in değeri kaç? 3. Bu sefer anladım. Şimdi gel aynısını y için yapıyorum. Y için dedim. Tekrar başladım işlem yapmaya. Bakın. 2 değerinden kaça fırlamışım? Eksi 10'a fırlamışım. Daha doğrusu azalmışım. Peki kaç K'lik yolculuk yapmışım? 3 K'lik yolculuk. Artı 2'den eksi 10'a kaç bir mesafe var? Önce onu buluyorsun. 3 K eşittir. 2 artı 10'dan 3 K eşittir. 12 çıktı. Mutlak değerini de dışına çıkarttım. K'nin değerini de buldum buradan. 4 olarak buldum. Şimdi bitmedi. Biz 1 K sağa doğru ilerlemişiz. Sağa doğru ilerlemek y ekseninde daha doğrusu y değerlerinde neye sebep olmuş? 2'den eksi 10'a azalmışın. Azalıyor yazıyorum. O halde sağa doğru gittiğimde ne yapacağım? Azalacağım. 2 değerindeydim. 1 k ilerledim yani 4 birim ilerledim. 4 birim azalacağım anlamına gelecektir. Bu da eksi 2'ye eşit olacaktır. Y'nin değeri de buradan ne geldi? Eksi 2 olarak bulundu. Peki artık C'nin koordinatlarını yazalım. 3 virgül eksi 2 bu sorunun doğru cevabı olacaktır arkadaşlar. Güzel. İçten bölme bitti. Hiç ekstra bir şeye gerek yok. Direkt dıştan bölmeye geçiyoruz. Formül, molmül yok. Bam, bam, bam. Hiç rizik yok. yok. Offside taktiği diye bir şey yok. Ka kadememiz tamam. İleri gittiğimiz zaman da hep beraber topa doğru bam, 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 bam gideceğiz Daha oynayacağız. Şimdi sorumuz gelsin. A noktası belli, B noktası belli. AB doğru parçasını CA bir birim, CB 5 birim olacak şekilde dıştan bölüyoruz. Burada en kritik nokta ne biliyor musun? C'yi tam olarak ne tarafa çizeceğiz? Şimdi bakalım. C ile A arası K birim. C ile B arası kaç birim? 5 K birim. C kime yakın? A'ya yakın. O halde C noktası buradaysa dışarıda bakın. AB doğru parçası şurası olsun. A'nın dışında sol tarafta kaç birimlik mesafe var? 1 K'lik mesafe var. Peki C ile B arası kaç birimlik mesafe? 5 K birimlik mesafe. Herhalde ne demek istediğimi anladınız. Güzel. Bunu anlattığımıza göre gel. Şimdi noktaları yerlerine yazalım. Eksi 4'e 7'yi yazdım. 4 virgül 11'i de yerine yazdım. Benim istediğim nokta x virgül y noktası. Bu arada buradan burası kaç k'lik birime eşit? 4 k'lik birime eşit. Şimdi sola doğru gitmeye çalışıyorum. X ekseninde sola doğru gittiğimde ne yapmış? Azalmış. 4'müş. Nereye varmış? Eksi 4'e varmış. Kaç k yolu ilerlemiş? 4 k. Şimdi x için işlem yapacağım. 4 k eşittir dedim. Mutlak değerci bu değerleri birbirinden çıkardım. Ki kaç birim yolculuk yapmışım onu bulayım. 8 birim. K'nin değeri buradan ne çıktı? 2. Sola doğru ne yapıyorsun? Azalıyor. Biz sola doğru ilerleyeceğiz. Her K'de 2 birim azal azalıyorsun. 2 kere 4 8. 8 birim azalmış. Buradan buraya kaç birim azalacak? 2 birim azalacak. Nereden bildin hocam? Çünkü orası 1 K'lik mesafeye eşit. Bizim x değerimiz kaçtı? Eksi 4'tü. 2 birim azalacaksın demek 2'yi çıkar demek. x'in değeri buradan ne geldi? Eksi 6 olarak bulundu. Bak arkadaşım formül müller çözsek acaba burada takılıyor demek. deme. Biraz zorla. Bu olayı anladıktan sonra formüle falan ihtiyacın kalmıyor. Tamam. Şimdi gel bir de y için yazalım. Y için yazdık. İşlem yapmaya başlayacağız. Şimdi y değeri 11 7. 11'den 7'ye geçerken ne yapmışsın? Azalmışsın. Kaç birim yolculuk yaptık? 4K birim yolculuk yaptık. 7-11 yazıyorum. Toplamda ne kadar mesafe yol aldığımı buluyorum. Buradan bulduğum, yanlış yazdık onu düzeltelim. 4 birimlik yolculuk yaptık. K eşittir. Kaç birime tekabül ediyor? 1 birime. Sola doğru gidersen ne oluyor peki? Azalıyor. Bunları yazmayı ihmal etme. Daha net görebilmen için. Şimdi biz 7'deydik. 1K ilerleyeceğiz ve Y'ye varacağız. Yani biz sola doğru azalıyorsak 1K bir birimdir bir birim azalacağım. Y değeri ne çıktı buradan? 6 birim olarak bulundu. Peki artık C noktasının koordinatlarını yazalım. Eksi 6 6 bu sorunun doğru cevabıdır. Sıradaki örneğim yine dıştan bölme sorusu. Bu olayı size iyice kavratmaya kararlıyım ben. Hadi bakalım. Yine doğrumu çizdim. Doğrunu C noktasının kime yakın olduğunu bulmamız gerekiyor öncelikle. AB arası 3K, AC arası 4K. Peki A, B arası 3K. A ile B'nin arası 3K. A ile C'nin arası 4K. Demek ki C noktası A'ya daha uzak. B'ye daha yakın bir yerde. A noktası burada. Diyelim ki B noktası burada. C noktası burada. Nasıl karar verdim? Dikkatle izle. A ile C arası kaç K? 4K. A ile B arası kaç K? 3K. O zaman B ile C arası kaç K çıkacaktır? Bir tane K çıkacaktır. Bunları yazdık. Şimdi koordinatları yazalım. Eksi 2'ye 1. B'nin koordinatı 4'e eksi 8. C'nin koordinatı her zaman olduğu gibi yine belli değil. Şimdi biz eksi 2'den sağa doğru gitmişiz 4'e ardından x'e gitmişiz. x için işlem yapıyorum. Artık ne yapacağımı biliyorsun. Kaç birimlik mesafe yol aldım? 3G birimlik mesafe yol aldım. Mesafem ne? Eksi 2'den 4'e varmışım. Aradaki uzaklığı buluyorsun arkadaşım. 3G eşittir 6 çıktı. K eşittir 2. Sağa doğru ilerliyorum. Ve ne yapıyorsun sağa doğru? Artıyorsun. Artıyor dedik. Peki 4'ten kaç birim ilerlemişim? 1K ilerlemişim. Kime varmışım? X'e. 4'ten 1 bir birim 1 bir tane K ilerlemişim. O da 2 birime tekabül ediyor. Artıyorum sağa doğru gittikçe. Ekledim. 6'yı buldum. X'in koordinatı 6'dır. Bu kenarda dursun. Şimdi gel. Aynı işlemleri Y için yapalım. Sen 1 değerindeydin. Kaça gittin? Eksi 8'e. Dikkat et. Azaldım. Bu önemli bir şey. 3K yolculukta 1 eksi eksi 8 yazıyorum arkadaşım. Buradan 3K eşittir 9 geldi. K eşittir 3 bulundu. Ama sağa doğru ne yapıyorsun bu sefer? Azalıyorsun. Yani sağa ilerlerken değerimi azaltacağım. Eksi 8'den kime gidiyorsun? Y'ye gidiyorsun. Eksi 8'deydim. Kaç K azalacağım? Bir tane K. 1 K neye tekabül ediyor? 3'e. Yani 3 azaltıyorum. Onun da doğru cevabı buradan ne gelecektir? Eksi 11. O halde Y'nin değeri eksi 11. Bunu da yazdık. Artık C'nin koordinatları sorunun sonu. 6 eksi 11 olarak bulunur. Bu içten ve dıştan bölme ile ilgili son örneğimiz olsun. Ardından yeni bir başlık açacağız arkadaşlar. Şimdi A noktası belli. B noktasının koordinatları belli. C burada. Bize bir bilgi vermiş. Hmm, buna göre C'nin koordinatları toplamı nedir diyor. Arkadaşlar herkes karşısındakinin K katına eşittir. Bunu unutma. Bunu problemlerde de kullanacağız. 1 ve 5. Yani AB 5K'ye eşit. A ile B arası 5K birim ki bunu yazdım. B ile C arası 1 bir K birime eşit. Bir tanecik K'ye eşit. Bu arada kalan mesafe kaç K olacaktır? 4 K olacaktır. Artık işlem yapalım. X değeri eksi 2'den kaça fırlamış? 13'e fırlamış. X için işlem yapıyorum arkadaşlar. Aradaki mesafe toplamda 5 K birim. 5 tane K eksi 2'den kaça gitmişim? 13'e gitmişim. Çıkarıyorum ki aradaki mesafeyi bulayım. 5 K eşitse eğer artı 15'e artı 15, K'nin değeri buradan ne olarak bulundu? 3 olarak bulundu. Peki dikkatle izle. Eksi 2'den kaça gitmiş? 13'e. Sağa doğru ne yapıyorsun? Artıyor. Bunu yazalım. Peki kaç k artacağım bu sefer? 4 k artacağız. Yani 4 k arttıracağım. 4 tane k kaça eşit? 3 kere 4 12. Eksi 2'deydim. Üstüne 12 birim ilerledim. Kaça vardım ona? O halde x'imizin değeri nedir? 10'dur. Bu kenarda dursun. Aynı işlemi yine y için yapalım arkadaşlar. Y değeri için şuradan silgimi alayım şunun bir etrafını temizleyeyim. Fazlalıkları bir götüreyim daha net görelim. Y değerimiz için 3'teydik. Kaça fırladık? Eksi 2'ye fırladık. Toplamda kaç K yolculuk yaptık? 5 K. Çıkar bunları birbirinden. 3 eksi eksi 2 dedim. Mutlak değerimi ihmal etmiyorum. Buradan 5 geldi gördüğün gibi. K'nin değeri buradan 1 bir birim geldi. Şimdi biz Y değeri için C'ye sıçramak için kaç K kullanacağız? 4 K. 4 çarpı 1'den 4. Peki arttık mı azaldık mı? 3'teydim. Neye vardım? Eksi 2. He, sağa doğru gidince burada ne yapıyorsun? Azalıyorsun. O halde ben de sağa ilerleyeceğim. 3 birimdeydim. 4K yani 4 birim azaltacağım. 4'ü çıkaracağım. Yeni koordinatım ne olacak? Eksi 1. O halde Y'nin değeri buradan da ne geldi? Eksi 1 olarak geldi. Artık C'nin koordinatlarını bulabilirim. C'nin koordinatları 10 virgül eksi 1'dir. Ama bize bunların da toplamı soruluyor. 10 eksi 1'den toplamı ne olarak gelir? 9 olarak bulunur. Gençlik içten ve dıştan bölmeyi bitirdik aslında ama yine o konuyla bağlantılı olan üçgenin ağırlık merkezinin bulunmasını anlatacağız. Bir sonraki sayfa hadi geç. Üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları nasıl bulunur? Öncelikle ağırlık merkezi nedir? Bunu biliyor musun? Arkadaşlar ağırlık merkezinin bir tanımı vardır ki bu ÖSYM'nin sınavlarında tanım olarak çıkmıştır. Söyleyelim mi? Kenar ortayların kesiştiği noktaya verilen isim ağırlık merkezidir ve genellikle G harfiyle gösterilir. Bakın kenar ortayların kesiştiği nokta. C noktasından çıkan kenar ortay, A'dan çıkan, B'den çıkan hepsi nerede birleşti? G noktasında birleşti. İşte biz buraya kenar ortay diyoruz. Anlaştık mı? Daha doğrusu ağırlık merkezi diyoruz. Kenar ortayların birleştiği merkez. Ağırlık merkezi. Ne yazdım ben oraya? Bayağı saçmaladım. Neyse düzelttim. Şimdi bunun formülü nedir? Gel onu bulalım. ABC üçgeninin köşe koordinatları verildiyse ki biz ağırlık merkezini istiyorsak x'lerin hepsini topla 3'e böl. Y'lerin hepsini topla 3'e böl. Tıpkı orta nokta bulmakla aynı şey diyebiliriz. Oldu mu? Şimdi gel örneklerine bakalım. İlk örneğimiz en temel örneği. Bize köşe koordinatları verilmiş bir ABC üçgeni var. Bizim de hemen bir üçgen çizgisimiz geldi. Hemen üçgenimi çizdim arkadaşım. Üçgenim bu. A'nın koordinatı burası olsun. Yani eksi 2'ye 3 yazdım. B'nin koordinatları eksi 4'e eksi 2. C'nin koordinatları da ne olsun? 3'e 8 olsun. Ağırlık merkezi arıyoruz ki tam buraya gelsin. G noktası. X0 virgül Y0. Formül çok açık. Ne diyor? X'leri topla. 3'e böl. X değerleri. Eksi 2. Eksi 4. 3. Topluyorum. Eksi 2. Eksi 4. 3. Sonra kaça bölüyorum? 3'e. Eksi 2. Eksi 4. tane yaptı? Eksi 6 yaptı. Yukarıdan eksi 3 geldi. 3'e böldüm. X0 değeri eksi 1 geldi. Şimdi yine Y0 değeri bulalım. Y değerlerine baktık. 3. Eksi 2, 8, 3, eksi 2 ve artı 8. Bunları toplayıp kaça bölüyorsun? 3'e bölüyorsun. Hemen toplayalım. 8, e, özür dilerim 3'ten 2 çıktı. 1, 8 daha 9 yaptı. Aşağıda da bölü 3 var. Buradan da y değeri ne olarak bulundu? 3 olarak bulundu. Ağırlık merkezinin koordinatı belli oldu arkadaşım. Eksi 1'e 3 noktası abc üçgenin ağırlık merkezinin koordinatıdır. Peki nasıl farklı soru gelir? İşte böyle. Bu güzel bir soru. Sınavda neden çıkmasın? Şekildeki koordinat düzleminde verilen ABC üçgenin ağırlık merkezi orijindir. Ha bana direkt ağırlık merkezinin koordinatını vermiş. Orijin. Kaça kaç noktası arkadaşım? Sıfıra sıfır noktası. Diğer köşe noktaları verilmiş. Bana bu göre x virgül y yani a'nın koordinatları isteniyor. Biz formülü biliyoruz. Ağırlık merkezinin x sıfırı nasıl bulunuyordu arkadaşlar? x biri, x 2 x 3ü topluyorduk. 3'e bölüyorduk x 0ı buluyorduk. Yani ağırlık merkezinin orijin olduğuna göre sıfır eşit olacak. x1 dediğimiz değer a değeri olsun. Ardından b'nin değerini yazalım. O sıfırmış. Artı c'nin x değerini yazalım. 3'müş. Bunu 3'e böleceğiz. Cevap sıfır çıkacak. İşler dışlar çarpımı yaptım. Sıfır eşittir x artı 3. Bunu karşıya attığımızda x'in değeri buradan ne olarak bulundu? Eksi 3 olarak bulduk. A'nın koordinatı eksi 3 bir tanesi. Şimdi gel y0 koordinatını bulalım. Y0'ın formülü de yine aynı şekilde olacaktır. Y1, y2, y3'ü toplayıp 3'e böleceksin. Topluyorum. Orijin olduğuna göre noktamız bir kere 0. Y0 değeri diyor. A için y geldi. C için 0 geldi. B için de geldi. Eksi 4. Bunları topla 3'e böl. Şimdi buradaki toplama işlemini yapıyorum. Y eksi 4 geldi buradan. Altında bölü 3 var. Cevap da sıfıra eşit olacak. Şimdi buradan y'yi nasıl çekeriz? İçler dışlar çarpımı yaparız. Ben de hemen içler dışlar çarpımı yaptım. y eksi 4 eşittir sıfırdan y eşittir 4 olarak bulundu. Artık noktamızı bulduk. A noktasının koordinatları ki x'ini kaç bulduk? Eksi 3. Y'sini kaç bulduk? 4. O halde A noktası eksi 3'e 4 noktasıdır. Köşe koordinatları verilmiş bir üçgen var. Dikkat et yalnız bu sefer C'nin koordinatları tam belli değil. Ağırlık merkezi y ekseni üzerinde olduğuna göre. K'nin alabileceği değerler çarpımı. Arkadaşlar y ekseni üzerindeyse ağırlık merkezi bu x değeri ne olacaktır? 0 olacaktır. Y değerinden haberim var mı? Hiçbir fikrim yok. Onu soru işareti yazıyorum. Ama şunu biliyoruz. X değeri kesinlikle 0. Peki x 0 ağırlık merkezinde nasıl bulunuyordu? X'lerin hepsini topluyordun köşelerdeki 3'e bölüyordun çıkıyordu. Cevap ne çıkacak? Sıfır çıkacak. Sorumuzda verilen x değerleri eksi 2, 1, k kare. Bunları yazalım. Eksi 2. 1. K'nin de karesi. Kaça bölüyorsun? 3'e. Hemen işler dışlar çarpımı yaptın. Tabi buradan karşıda 0 var. Eksi 2 artı 1 daha. Eksi 1 geldi. Artı kaça? K kare. Eksi 1'i at bakalım karşıya. K karenin cevabı ne olarak bulunur? 1 olarak. Peki K buradan 2 tane değer gelmez mi? Hangi sayının karesi 1'dir? 1'in karesi 1'dir. Ya da eksi 1'in karesi 1'dir. K'nin alabileceği değerler çarpımını istiyoruz. K1 çarpı K2 değerini istiyorum ben senden. Biri 1, bir, diğeri eksi 1. Çarptık bu ifadeleri. Sonuç eksi 1 olarak bulundu arkadaşlar. Böylelikle analitik geometri'deki 3. dersimizin sonuna geldik. Ama bu ders gerçekten sertti. Ben senin yanında olsam bir kez daha dinlerdim. Analitik geometri 4 dersinde görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Arkadaşlar eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz.